Jackson Pollock'ın 1950'de yapmış olduğu 1 No 31 adlı eserinin önündeyiz. Bu eseri restore etme çabasındayız ve bu çabanın birkaç aşaması olacak. İlk aşamada yüzeyi temizliyoruz. Kuru süngerlerle kuru temizleme yapılıyor. Şu an nemlendirilmiş pamuklu çubuklarla yüzeyi temizleme aşamasındayız. Bu eserin yüzeyi koleksiyona katıldığı 1968'den beri ilk kez temizleniyor. Bu yüzden boyanın üstünde kir katmanı var. 1998'de müzenin Jackson Pollock retrospektifinde bu resmi diğer 1950'li yıllar resimleriyle kıyaslama şansımız oldu. Bu resmin görünüşü diğerlerinden farklıydı. Bu yüzden Pollock'ın tekniğini ve kullandığı materyalleri daha iyi anlamak istedik. Resmin yüzeyinde normal görünenlerden farklı olan bölgelere X-ray ışınlarını kullanarak baktık. Bazı bölgelerde orijinal boyanın üzerini kaplayan, restorasyon yapıldığını gösteren çatlaklar bulduk. Restorasyonda kullanılan malzeme ile orijinal malzemeyi ayırt edebilmek için tabloya Moratis'i ışık altında baktık. Pollock'ın kullandığı materyali bulabilmek için orijinal boyadan örnekler aldık. Orijinal boyanın üstündeki restorasyon materyalinden de içeriğini anlamak için örnekler topladık. Restorasyon materyalleri tamamen farklıydı. Farklı bir reçineden yapılmışlardı ve bu onların resme daha sonradan eklendiğinin bir başka kanıtıydı. 1962'de resim Amerika turundayken çekilmiş fotoğraflarda elimizdeki diğer bir kanıt. Bu fotoğraflar resmin bazı bölümlerinin değiştirilmiş olduğunu gösteriyor. Bu bölümler Moratis'e ışık altında baktığımız ve materyal analizi yaparak ekleme olduğuna kanaat getirdiğimiz bölümlerle birebir örtüşüyor. Restorasyon boyasıyla orijinal boyanın reçinesi birbirinden farklı olduğundan, orijinal tabakayla sonradan eklenen tabakayı orijinal tabakaya zarar vermeden kimyasal yolla birbirinden ayırabildik. Yüzeyi santim santim inceleyip Pollock'ın boyayı nasıl binbir yolla manipüle ettiğini gördükten sonra onun kullandığı materyalleri ne kadar iyi tanıdığını anlıyorsunuz. Bu onu ve onun eserini takdir etmenizi sağlıyor.